Bir köpek saldırısıyla karşı karşıya kalmış. Buraya bir dikiş atmak gerekecek. Değil misin? Oo. Bir de birkaç tane kullanacağımız burada enfeksiyon olmaması için antibiyotik olacak. Herkese merhabalar. Ben veteriner hekim Mehmet Koç. Bugün yine klinikteyiz. Farklı farklı vakalarımız var. Şimdi vakalarımıza geçeceğiz ama şöyle bir bu sefer dış tarafta başlayalım. Şöyle bir kliniği de bir çekelim ya. O gün soruyorlar kliniğiniz nerede, nasıl falan. Neler var? Kliniğimiz 3 oda bir salon. Şöyle bir genel bir çekim de olsun. Şöyle gösterelim. Bazen çünkü başka yerlere gidiyorlar. O yüzden turuncu bizim rengimiz. Bugün de turuncu giyindik. Gördüğünüz başka gibi. Şubemiz yoktur. Başka şubemiz yoktur. Kavacık'tayız, Beykoz'dayız, İstanbul'dayız. Sizleri bekliyoruz. Evet, şimdi videomuza geçelim. Şimdi Poyraz'ımız gelmiş. Poyraz'ımız bir köpek saldırısıyla karşı karşıya kalmış. Arka bölümden bir saldırı oluşmuş. Şu bölgede bir lezyonlar var. Tabii ki bu lezyonları tıraş ettikten sonra daha net bir şekilde görebileceğiz. Buradan bir ısırık olmuş, şuradan kapmış muhtemelen. Bir şu taraftan da ısırılmış galiba, değil mi? İki taraflı ısırılmış. Şimdi o bölgeleri açacağız. Bazen böyle çünkü tüylerin altında kalan yaralanmalar oluyor, delik gibi yerler oluyor. Oraları dikmek gerekebilir. Biraz buraya da çünkü hassasiyeti de var. Genelde köpek ısırıklıkları çift taraflı oluyor. Şurada bir delik var, bunun karşılığı burada. Üzerinden de bir 3-4 gün zaman geçtiği için hafif bir iltihaplanma da oluşmuş söz konusu. Bir batikon sürmüşsünüz galiba siz, değil mi? Batikon sürülmüş neyse ki, o iyi gelmiş. Şu tarafına da bakalım. Burada da bir ıslaklık var. Tüyleri tıraş ediyorum çünkü tüy varken batikon çok fazla deliğe nüfuz etmiyor. O yüzden etkisini çok fazla göstermeyebilir. Şu anda böyle bir dikiş atmak gerekecek. Gel, dur. Kalk Poyraz. Kocadan. Bunun da bir karşılığı olması lazım ama tek taraflı oluşmuş herhalde. Evet. Yaralarını güzelce temizleyeceğiz. Batikonlayacağız. Birkaç yerde dikişlik durumlar var. Oraları dikmemiz gerekecek. Hem iltihap kapmaması için hem de daha iyi iyileşmesi için bunu yapmamız gerekiyor. Dikkat edin. Acırsa dönmesin. Yok yok, bu çok uslu bir çocuk ya. Bir şey yapmaz. Şimdi buraları ben açtım yara dudaklarını. Siz buralara batikon sürersiniz. Batikon var mı dediğinizde? Var, her şey var. Tamam, süper. O kremin adını da unuttum. Enfeksiyon için bir krem verilmişti ama. Hı hı. Antibiyotik. Geçilecektim. Evden çıkarken batımıyor. Diktikten sonra kreme çok gerek kalmayacak. Şöyle iyice bir dezenfekte edelim. Biraz çünkü iltihap da kalmış. Biraz da halsizlik mi vardı? Yani şey oynamıyorum, mükemmel acısından dolayı. Şimdi antibiyotikli bir serumla tekrardan bölgeyi yıkıyoruz. İçerisinde herhangi bir iltihap varsa orada yapacaktır. Bir de kuyruğunda bir anormal bir şişlik falan yok değil mi? Çünkü oradan da bir tuttu. Kuyrukta herhangi bir şişlik yok ama şeyler var, akıntılar var. Onun için de antibiyotik kullanacağız. Evet, hazır mıyız? Şarjörümüz bitmiş. Böyle şuna mı gidiyorsun anneciğim? Dikilmemek için elinden geleni yapıyorum. Evet. Tamam, tamam. Şu popoyu kaldır. Kaldır bakalım şu popoyu. Tamam. Aferin sana ya. Bitti. Tamam Poyraz. Yok bir şey. Bu kadar. Buraları çok fazla dikmeye gerek yok. Açık olması daha iyi olacak. Ama buradaki yırtık bir 3 santim kadar olduğu için buraya gitmek durumunda kaldık. Bir de birkaç tane kullanacağımız burada enfeksiyon olmaması için antibiyotik olacak. Bir de burada biraz şişlik var, ödem de var. Onunla ilgili olarak da ağrı kesici, ödem dağıtıcı bir şeyler kullanacağız. Ve problem ortadan kalkacak. Buna bir tane konserve açalım da keyfi yerine yaz. Sana dedim ben sana. Bütün dişi geçirmiş herhalde. Evet evet. Ah. Gel misin? Oo. Barıştık mı? Küçük geldi. Vurma bak. Bu tek adımlık canım. Doymalık değil bu.
Ben bugünlük antibiyotiğini yapacağım. Siz yarından itibaren hap şeklinde uygularsınız. Yara bölgesini yalıyor mu, kaşıyor mu, ne yapıyor? Yalıyor. İlaç sürüyorum, hemen yalıyor. İlaç sürmeyelim, sadece batikon sürüyorum şu anda. Batikon da yalıyor. O zaman... Birinde kocaman bir batikon oluyor yani, sinirlerimi bozuyor. O zaman şöyle yapalım. Batikonu sürdükten sonra dolaşmaya çıkartın. Dolaşmaya çıkarsa o zaman yalayamaz. En azından bir 15-20 dakika üzerinde kalsın ki ilaç da etkisini göstersin. Açık yaraya değil mi batikonu? Tabii tabii. Zaten yaraya süremem çünkü hani şey... 3 tane şey var. Bir dikiş olan yer var. 2 tane de açık yara var. Oralara sürebiliriz. Herhangi bir problem olmaz. Yedi mi? Sen bir tepki verir ya. Bu antibiyotik olma halsizlik falan yapar mı? Yok, antibiyotik halsizlik yapmaz. Şimdi bir de bir ağrı kesici ödem bağlatıcı kullanacağız. O da orayı rahatlatacak. Yutar mısın? Tamam. Bir tanesini yedi. Yedi bıraktı. Gel. Yok, dikiş zaten açılmaz. Zımba şeklinde yaptığımız için dikişi. Şöyle bir hafta sonra falan kontrole getirirsiniz. O dikişleri alırız. Hem de yarayı kontrol etmiş oluruz. Herhangi bir şey olmaz yani. Gayet iyiyiz Poyraz. Poyraz Bey. Poyrazımızı taburcu ettik. Köpek ısırılmaları genellikle çift taraflı oluyor. Dişlerini çift taraflı geçiriyorlar. Çift taraflı deliklerde çok fazla dikilecek bir durum yoktu ama kalçanın diğer tarafı tek taraflıydı. O diğer diş herhalde havada kalmış. Geçirememiş. Oraya diktik. Oraya 3 santimlik, 4 santimlik bir açıklık vardı. 3 tane dikişle kapattık. Bir hafta sonra kontrole çağırdık. Bir antibiyotik başladık oradaki dokunun daha çabuk iyileşmesi ve herhangi bir enfeksiyon kapmaması için. Bir de batikonla oradaki zararlı bakteri oluşumunu engellemek için her gün pansuman yapılmasını istedik. Onun haricinde bir de ağrı kesici ödem dağıtıcı kullanacağız. Çünkü orada bir ödem oluşmuş. Orada bir iltihap da var. O da orayı kurutacaktır. O şekilde bu durumu çözeceğiz. Bir hafta sonra kontrole gideceğiz. Dikişlerini alacağız. Umarım her şey yoluna gider. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza hala abone değilseniz ısrarla abone olmanızı tavsiye ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıklı günler.